Manşetten iyi günler diliyorum değerli izleyenler. Kıbrıs TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz bir perşembe günü. Havalar sıcak. Sıcak havanın bu kadar yoğun hissedilmesinin sebebini neme bağladı Meteoroloji Dairesi. Ama hem sıcakların yoğunluğu hem ekonominin üzerinde bizim üstümüzdeki baskısı yaşadığımız ülkenin gerçekleri daha da bir bunaltıcı hale getiriyor hepimizi kuşkusuz. Ve biz gündeme konuşmaya, tartışmaya, doğruları bulmaya çalışıyoruz. Manşette birlikteyiz sizlerle. Bugünkü konuğum da CTP milletvekili Salahi Şahiner'le birlikte olacağız. Bakalım ülkenin ekonomisiyle ilgili ne gibi adımlar atılıyor ve onun yorumları neler? Gelin hep birlikte hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Sayın Şahiner. Hoş bulduk sevgili Elif. Nasılsınız çok diyelim mi? Evet, sıcaklar ve yazın sıcağında evet siyasette evet. Sıcak günlerden geçiyor gibi şimdi, duruyor. Geçecek gibi de duruyor. Evet geçtiğimiz gibi. Programda bunu tartışmıştık sizinle. Ne tesadüftür ki gene aynı gündem karşımıza çıktı. Yakıt sorunu yaşıyorduk kesintili dönem dönem kesintiler evet. Yaşanıyordu ve yine havalar çok sıcaktı. Bunu meclisten uyarmıştınız bunu tartışmıştık. Evet. Şimdi gene bir yakıt krizi gündemde buna ek olarak yükselen faturalarımız var. Evet. Yakıt krizi bu sıcaklarda özellikle bu sefer vatandaşı sokağa döker mi? Gelin Kıptek konusuyla başlayalım ilk önce. Evet yani gerçekten toplumun sinir uçlarıyla oynanan bir noktaya geldi. Özellikle son faturalara yansıyan rakamlarla birlikte. Bu artık bu saatten sonra bir sosyal patlamaya, bir sivil itaatsizliğe doğru gidecekmiş gibi duruyor. Çünkü bu itibariyle faturaların bu seviyelerde olma zorunluluğu yoktu. Bu siyasetin yapmış olduğu görevini ihmal ve görevini suistimal aslında bunlar da ceza yasasına göre birer suçtur. Bunlardan dolayı elektrik faturaları bu noktadadır. Şimdi bakıyoruz. Yani dışarıda gerçekten 10 dakika sokakta kalmak mümkün değil. Doğru. Bu dönem içerisinde tabii ki elektrik faturalarının fiyatları artacak ve elektrik sarfiyat artacak ve faturaların fiyatları da yüksek gelecek. Fakat bu dönem içerisinde asla ve asla biz bu durumda olmak durumunda değildik. Şimdi belli başlı gelişmeler oldu tabii ki geçtiğimiz dönem içerisinde. Doğrudan alım. Yani ihalesiz yakıt alım. İhalesiz yakıt alım. Biz bu yasa gücünde kararname çıkar çıkmaz ne yaptık? Hemen eleştirilerimizi yaptık ve dedik ki global bir akaryakıt krizinin içerisinden geçiyoruz. Sizin güvenilir dediğiniz devlet kurumu dediğiniz aslında özel bir şirket olan tipik denilen şirket yakıt bulamayacak. Bulsa da kötü kaliteli bulacak. Yakıtı bulsa her şey düzgün olsa da gemi bulamayacak. Temmuz ayında bizi karanlığa gömecek dedik Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak. Maliye Bakanlığı gibi bir bakanlığın ilk yasa gücünde kararnamesi buydu. Şimdi soruyorum size, siz de ekonomiyle yakından ilgileniyorsunuz. Bu toplumun hayat pahalılığı altında ekonomik göstergelerin neler gösterdiğinin gün gibi ortada olduğu bir noktada alacağı ilk, çıkaracağı ilk yasa gücünde kararname, ihalesiz, şaibeli, doğrudan alımla akaryakıt alımı mı olmalıydı? Asla bu olmamalıydı önceliğimiz. Asla da buna imza atmaması gerekiyordu. İhaleyi iptal ettiler, doğrudan alımla alacağız dediler. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak yapmış olduğumuz eleştirilerde çok üzgünüm ama haklı çıktık. Bir ay önce bu sıcaklar içerisinde halkı karanlığa gömdüler. Şimdi az önce almış olduğum bir bilgiye göre birkaç saatlik yakıtımız kaldı. Şu an itibariyle. Ve oradaki buhar türbinlerinden bir tanesi devre dışı bırakılıyor bildiğim kadarıyla. Birkaç saat içerisinde diğeri de bırakılacak ki kalan yakıt. Yani biz aslında yakıtı tam anlamıyla kullanacak olsak 24 saati aşmayacak bir süresi kaldı yakıtın. Çıksın yönetim kurulu başkanı bunu yalanlasın. Kaç ton yakıt kaldığını bizim bugün itibariyle tam randımanlı olarak bu ülkenin ihtiyacı olan elektriği üretmek için yakacağımız yakıt kadar bir yakıtımız var mı? 24 saatlik yakıtımız var mı? Çıksın bunu söylesin. Yoktur. Makineleri durduracaklar. Diğer makineleri yarı kapasitede çalışacaklar, çalıştıracaklar. Mümkün olduğu kadar Aksa'dan çok yüksek fiyatlara bizim elektrik faturalarımızın üzerine ekstra bir yük getirecek kadar ekstra bir elektrik alımı yapacaklar. Güneyden bizim ürettiğimiz fiyatın 3 katına elektrik almak zorunda kalacaklar ki elektrik kesintisine gitmesinler. Ha, Aksa üretemezse, Güney de elektrik vermezse elektrik kesintileri 24 saat sonunda maalesef kapıda gibi duruyor. Gemi işte cumartesi gün gelecekmiş. Yani inanılır gibi değil. Bu yüzyılda bizim konuşacağımız bir ülke olarak, bir devlet olarak egemen eşit dediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı veya hükümet yetkilileri tarafından, dışişleri yetkilileri tarafından
biz gemi gelirse mi elektriğimiz olacak evde? Bizim konuşmamız gereken bugünlerde bu mu? İşte ülkeyi düşürmüş oldukları durum budur. Sebebi birilerinin cebine milyonlar sokmak. Bu bir vurgundur. Bu bir hırsızlıktır. Ve bu hırsızlığın üzerine ekstra bir hırsızlık daha eklemek için ne yapıyorlar? Biz de fark etmedik artık bu yoğunluktan ve son günde alıp bakabildim. İdari ve teknik şartnameyi değiştirdiler. Elif Hanım, idari ve teknik şartnameyi değiştirdiler. Bu vurgunu yapan firmalar ihaleyi kazanabilsin diye opsiyon belgesi var. O opsiyon belgesiyle ilgili sanırım zorunlu evraktı değildi tartışmasını tekrardan açılıyor bugün. Ve rafineri opsiyon belgesini istemiyorlar. Tedarikçinin veya bir tüccarın opsiyon belgesinin yeterli olabileceğini söylüyorlar. Yani bu ihale sonuçlanmış olsa bile öyle bir kapı aralıyorlar ki bize bir yıl içerisinde yine akaryakıt getirmekte sıkıntı yaşayacak bir şirketin, adresi teslim bir şirketin, büyük ihtimalle bu firmalardır. Çünkü bize gelen bilgiler bu ihaleye, 200 bin tonluk ihaleye girmek için kolları sıvadılar ve belli ki yönetime, siyasete, idari ve teknik şartname değiştiriyorlar kendileri girebilsin diye. Bu kadar ucuzladı artık. Bu kadar yere düştü. Hırsızlık yapılabilsin diye siyasetin kapı araladığı, vurgunun yapılabilmesi için siyasetin kapı araladığı, siyaseten yapılan atamaların, yönetim kurulu üyelerinin bu vurguna, bu hırsızlığa kapı araladığı, kapı açtığı bir dönemden geçiyoruz. İdari şartnameyi değiştiler ki o vurgunu yapan firmalar var ya, yüz milyonlarca liralık vurgun yapan Kıptek üzerinden ve bu halkı kıvırım kıvırım kıvrandıran elektrik faturaları altında o birkaç şirket ihaleyi kazanabilsin diye idari ve teknik şartname değiştirecek kadar maalesef siyaset alçalmıştır, ucuzlamıştır. İnanılır gibi değil. Bunları yaşıyoruz. Bu ihale sonuçlanmış olsa bile, sonuçlanacak olsa bile eğer bu vurguncu firmaların kazanması durumunda yine akaryakıt bulamayacaklar. Yine kapıya gelecek elektriksiz kalmak. Teknecik limanında da kötü kaliteli bir yakıt. Akaryakıtsız mı kalalım, elektriksiz mi kalalım? Mecburen bu kötü kaliteli yakıtı çok ucuza alınan, çok büyük taşımacılık fiyatlarıyla bu yakıtı almak zorunda kalalım. Çevremizi kirletelim, insanımızı zehirleyelim. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun gözümüz gibi bakmamız gereken santrallerine zarar vermek pahasına olsa bile birilerinin cebine milyonlarca dolar sokmak için böyle bir yola girelim. İnanılır gibi değil. Bu şartname ne zaman değiştirildi? Yani hangi bakan döneminde şimdi, oldu? Şimdi. Alişan Bey'in döneminde. Yok. Sunat Bey'in mi? Sunat Bey'in döneminde ama Sunat Bey'in haberi var mı yok mu? Açıkçası emin değilim. Bunu yapan büyük ihtimalle yönetim kurulu baskısıyla kurumdaki yetkililerdir. Şimdi dünkü Alişan Bey'in açıklamalarına istinaden bu soruyu sordum. Ben umutsuzluk pompalamaya gelmedim dedi. Yeni çiçeği burnunda bir bakanımız. Umutsuzluk pompalamaya gelmedim dedi. Bir şeyleri yoluna koymak için geldim dedi. Ama şu anki aldığımız haberle de 1-2 saat bir yakıt kaldı. Tabii ki çok büyük bir sorumluluk üstlendi ve bütün her şeyin müsebbibi o değil mutlaka ama. Evet. Onun için sordum bunu. Bu yolsuzlukların yok. Perdesini aralayabilecek bir kudrete, bir güce haiz olacak mı sizce yeni bakanımız, yoksa öyle işin içinde bir sarmal var ki çıkabilene aşk olsun mu? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi birini dövüp de diğerini kahraman ilerletmek doğru değil bu hükümet içerisinde. Çünkü bakanlar kurulu karar alıyor. Bildiğimiz gibi bakanlar kurulu kararları oy birliğiyle alınır. Yani bir tek kişi bakanlar kurulundan ret vermiş olsa bile o karar geçmez. Yahu göz göre göre bu ülkede elektriksiz kalacağımız ortadadır. Geçtiğimiz dönem içerisinde Sayın Erhan Arıklı'nın tipik sevdası yüzünden aynı şeyleri yaşamadık mı? Asfalt tankerlerin içerisinde, 80 tane asfalt tankerin içerisinde bir günlük yakıtımız bir haftada gelebildi ancak da. Düşünün yani bu işler planistler, programistler usulüne uygun, şeffaf bir şekilde, ihalelerle, Merkezi İhale Komisyonu üzerinden, kamu ihale yasasına uygun bir şekilde ve gerçekten üzgünüm bunu söylediğim için ama artık bunları söylemek zorundayız. Vicdan sahibi siyasetçiler veya siyasi atamalarla olabilir. Vicdanını yitirmişse bunlar olur. Bu vicdansızlıktır bu saatten sonra. Ya bu sıcağın içerisinde siz halkımıza klima açma mı diyorsunuz? Bu budur. Siz bu sıcağın içerisinde o bitkilerini, o narince bahçelerini, o hayvanlarına su verme, elektrik, orada kullanacağın elektriği kullanma mı diyorsun? Bir su, bir üreticimize bizim bölgede, Lefke bölgesine 140 bin TL elektrik faturası gelebiliyor su motorlarına, işte sulama havuzuna ve buzluklarına. Eminim o kadar da büyük bir rekoltesi yoktur. 140 bin TL'yi nereden bulacak bu arkadaşlarımız olacak? Bir tek su motoru 30 gün
24 saat boyunca, 1 ay boyunca, 24 saat boyunca çalışırsa 70-80 bin TL elektrik faturası geliyor. Ve bunun sebebi bu yapılan vurgunun faturalara yansıtılmasıdır. Bu gelen zam değildir. Bu yaptıkları vurgunun, yaptıkları hırsız, birilerinin yapmış olduğu hırsızlıktır bu artık. Bunun halka yansıtılmasıdır. Şimdi ihalelerle bu işler Elif Hanım, 6 yıl boyunca ihalelerde yapıldı. Taşımacılık için konuşuyoruz. Biz plats değerleri üzerinden istediğimiz kalitedeki yakıtın piyasa değeri üzerinden ödeme yapıyoruz. Ve diyoruz ki ihaleyi kazanan firmaya, bir firmada kazanmamıştır. Birden fazla firmalar kazanmıştır ihaleleri. Diyoruz ki sen bu yakıtı alıp getireceksin. Ben sana piyasa değerinden ödeme yapacağım. Bana bu kalitede getireceksin. Taşımacılık için bir fiyat teklifi at. İhaleyi düşük verene vereceğim. 30'la 38 dolar arasında değişti taşımacılık. Bu arkadaşların bu ihalesiz alım şaibeli alım sevdası yüzünden kaç aldık biliyor musunuz geçtiğimiz dönem içerisinde? 150 dolara taşımacılık yaptırdık. 850 dolarlık bir yakıtı 1350 dolara almak zorunda kaldık. Buradan sadece kurumun 120 milyon Türk lirası zararı oluştu. Döndük ondan sonra aradaki üretim yetersizliğinden dolayı akaryakıt olmadığı için üretemedik. Üretemediğimiz için Aksa'dan aldık. Aksa'ya büyük kira bedelleri ödemek zorunda kaldık. Çünkü almamız gerekenden daha fazla elektrik aldık. Güneyden elektriğin kilowatt saatini takriben 9 Türk lirasına aldık. Bakın 3.32'ye satarken ülke ne hale geldi gördük. Birkaç gündür bunun dışında bir şey konuşulmuyor elektrik faturalarından başka. Güney'den almış olduğumuz elektriğin maliyeti bize gelen bilgilere göre 45 euro sentin üzerinde ve 9 TL'ye yakın. 9 TL'ye elektrik almak zorunda kaldık. Bu buzdağının görünen kısmıdır. Bu yapılan hataların sonucunda ortaya çıkan rakam 200 milyon Türk lirasının üzerindedir. 60 bin tonluk daha anlaşma imzalandı. Bakanlar Kurulu kararı çıktı doğrudan alım için. Oradaki vurgunla birlikte, oradaki kayıplarımızla birlikte takriben siyasi hatalardan dolayı kurum 300 milyon Türk lirasına yakın bir rakam zarar ettirilecektir. Bunu da halktan çıkartacaklardır. Başladılar da. Başladılar da. Şimdi işletmeler elbette ki çok zor durumdalar ama gelen faturalarla birlikte evet gündem maddemiz değişmiyor. Çünkü o kadar büyük rakamlarla yüzleştik ki hepimiz şok yaşıyoruz. Asgari ücretliyi biraz konuşalım istiyorum bu noktada. Zira zaten hayat pahalılığının altında bir artış aldı. Asgari ücret bir zam değil aslında. Bu hayat pahalılığını karşılanmadı asgari ücretliye. Ancak öte yandan bu totalde 300 milyonu bulacak bir zararın bedelin gene vatandaşın sırtından. Yani işletmesinden, asgari ücretlisinden, bakkalından, otelinden her yerden çıkartıldı. Şimdi asgari ücretinin durumu ne olacak? Bu faturalar oldukça yüksek. Verilen bu %40'lık hayat pahalılığı farkı zaten adamın cebine girmeden faturadan çıkıyor. Öte yandan hayat pahalılığı var. Yani mazot fiyatları tamam indi ama genel olarak bir yükselişte. Bunları da değerlendirmek istiyorum. Günün sonunda sadece elektrik faturalarıyla sınırlı kalmayacak. Asgari ücretlinin cebine belki de aldığından daha az bir para kalacak. Sadece elektrik kalemini çıkartırsak. Şimdi evet, buyurun. Asgari ücrete yapılması gereken zam yapılmadı. Bu tabii ki hassas bir denge. Kabul ediyorum. Yani karar vermesi zor olan bir denge. Çünkü asgari ücreti her hükümet aslında bugün 8600 TL asgari ücretliği hayat pahalılığı altında inim inim inleten bu ülkede yaşayamazsın sen diyen hükümet bile 8600 TL'yi 12 bin TL açıklamak isterdi aslında. İsterdi. Herkes ister. Ama bunu 12 bin TL yaparsan bugün asgari ücretle çalışan 60 bin kişi varsa bu 60 bin kişinin nereden baksanız yarısı işsiz kalır. Dolayısıyla buradaki dengeyi bir yerde tutturmak lazım. Ama 8600 TL kabul edilebilir bir rakam değildi. Bu 300 milyonluk zararı yapmak oraya yerine işletmelere desteği biraz daha arttırıp istihdamı daha farklı kalıcı bir kılamazlar mıydı? Yöntem seçmiştik burada. Yani çözüm önerisi sunmuştuk biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak şu şekilde Elif Hanım. Şimdi şunu da altını çizelim. Asgari ücretli elektriği en az kullanan kesimdir. En tasarruflu kullanan kesimdir. Çünkü bu fiyatlarla birlikte elektrik faturaları 2000-3000 TL gelirse bu yiyeceği yemekten içeceği suya kadar kesintiye gitmesi gerekecek. Dolayısıyla siz
Bu elektrik zamları içerisinde %31 zam yaptığınızı, %21 zam yaptığınızı söylüyorsunuz. Yani 2.70'den sözde 3.30'a çıkarttım, 3.20'ye çıkarttım. %20 gözüküyor ama öyle değil. Çünkü sıfır dilim dilim zam yapılmış. 0-250 kWh arası kaç paraydı? 98 kuruş. Neden? Çünkü en dar gelirli kesimin kullanmış olduğu dilim de o. Her zaman korumam gerekiyor benim oradaki insanımı. Her zaman oradaki insanımı korumam gerekiyor. O yüzden düşük tutuyordum. 0-250 kWh arasında 98 kuruştan yapılan zamla kaç para geldi? 1.61. Bakın bu vurgunu, bu hırsızlığı ödeyecek olan kesim asgari ücretli sizlersiniz dedi hükümet. Böyle bir hükümet var karşımıza. O yüzden vicdansızlar diyoruz. %65 oranında en dar gelirli kesimin, en az elektrik tüketen kesimin fiyat dilimi üzerine yapılan zam %65. Siz 1000 kWh elektrik üzeri kullanmış olduğunuz elektrikte ödeyeceğiniz fatura, gazinoların ödeyeceği faturanın üzerine. İnanılır gibi değil. Buyurun. Dolayısıyla burada 300 milyonluk bir zarar var. Bizim önerimiz Elif Hanım, kasada kaynak vardır. Bütçe kısmına konuşalım isterseniz. Ek bütçede çünkü yapılan bir yanlış, bilinçli yapılan hemen bir yanlış vardı. Konuşalım ama bir izleyicimiz uyarmış beni. Onu da çok teşekkür ediyorum. Dikkatinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Nezile Ulus Göker selamlar. Kıptek Başbakanlığa bağlandı. Artık maliyede değil uyarısı yapmış. Evet. Alişan Şan'ı sormuştum. Dikkatiniz ve uyarınız için ayrıca size teşekkür ediyorum. Evet doğru, Başbakanlığa bağlanmıştı. O da benim ihmal demeyeyim, dikkatsizliğim oldu. Kusuruma bakmayın lütfen. Buyurunuz. Ama tabii ki maliye kararı verecek. Evet. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na eğer fiyat tarifelerinde bir ayarlama yapılacaksa bu paranın bulunup Kıptek'e ödenmesi kısmında Alişan Bey'e büyük görev düşecek. Göreceğiz kuşkusuz, oradaki performansında. Şimdi 300 milyonluk sadece Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na birilerinin işaret etmesiyle, birilerinin vurgun yapması için, birkaç kişinin cebine 100 milyonlarca Türk lirası girmesi için böyle bir yol seçilmiştir. Bu siyasi yapılan bir hatadan kaynaklanıyor. %100 siyaset yaptığı hatadır. Kıbrıs'ta, yani siyaset rüşvet yedi. Ortaya çıkacak. Böyle iddialar yok değil. Ama önümüzdeki dönemde bunlar ortaya çıkacak. Çünkü burada göz göre göre kurum 300 milyon zarar etti. 200 milyonu bunun var olan taşımacılık fiyatının çok çok üzerinde 5 katı fiyatına, akaryakıtın neredeyse 2 katı fiyatına alınmış olduğu bir noktaya geldi. Geçtiğimiz gelen 3000 tonluk bir akaryakıt vardı. 3 günlük yakıttı o bizim için. O gelen akaryakıt kötü kaliteliydi. Ceza kesildi mi kesilmedi mi onu da öğreneceğiz. Bununla birlikte gelecek olan 6000 ton yakıt bugün nerede olduğunu da biliyoruz. Nasıl bu akaryakıtı buraya getirmeye çalıştığını da biliyoruz. Onları da konuşacağız. Kötü kalitelidir. Bakın başbakan bunu bilmeyebilir. Bu da bir ihbar olsun. Gelecek olan 6000 ton akaryakıt hangi gemi olduğunu, şu an itibaren nerede olduğunu biliyoruz. Kötü kalitelidir. Bu ülkeye girmemesi gereken bir yakıttır. Siz bu yakıtı plats değerleri üzerinden, yani piyasa değerleri, borsa fiyatları üzerinden öderken bu yakıt bir yerlerden çok ama çok ucuz alınmıştır. Ve yine o firmanın cebine çok büyük paralar sokacaksınız bu yapacağınız ödemeyle ve bunu da halka ödetmek zorunda kalacaksınız. Ekstra bir zam gerekecek bunları da ödetmek için. Ama bu birinci derecede siyasetin yaptığı hatalardan kaynaklanıyor ve bu hatalar artık birbirini tetikleyerek devam ediyor. Şimdi asgari ücretli 8600 Türk lirasında asgari ücretli hayatta duramaz. Fakat bu asgari ücretin 8600 lira olması durumunda olması gereken rakam kaç paraydı? İşte 10.000 küsurdu. Hayat pahalılığı oranında artırılmış olsaydı. 10.000 TL olacak olsa 60.000 kişi de asgari ücretle çalışıyorsa eğer bu 10.000 TL olması durumunda bunu ödeyebilecek olan işletmeler var mıydı bu ülkede? Fazlasıyla var. Belki de yarıdan fazlası 10.000 TL ödeyebilir. Peki burada sıkıntı yok. Ödeyemeyecek olan işletmeler var mı? Var. Peki ne yapılması gerekiyor? İşletmelere değil ama asgari ücretle çalışanlara belli başlı sektörlerde ayrım yaparak bir esnaf vardır. Bir aile işletmesidir, yanında da 2-3 kişi çalışıyor. Evet bu zar zor ayakta durabiliyor. Dolayısıyla bunların desteklemesi gerekir. Üreten kesimin mutlaka desteklemesi gerekir. Tarımsal üretim, hayvansal üretim, sanayi üretimi kesimlerine mutlaka bu desteğin verilmesi gerekir. Bunlar ödeyemez. Ama bir gazinolar ödeyebilir. Belli başlı büyük işletmeler ödeyebilir. Belli başlı sektörler çünkü kırılırken bu ekonomik buhrandan belli başlı sektörlerde yaramıştır. Şimdi o yüzden sektörel ayrım yaparak
ödeyemeyecek durumda olan sektörlerin bu işletmelerde çalışan asgari ücretli devlet tarafından, ki bunlar bu sayı 20 bini geçmeyecektir. En fazla 30 bin olsun. 2000 TL yardım yapacak olsanız kaç paradır? Aylık 60 milyon. 5 ayda yıl sonuna kadar 300 milyon. İşte Kıbrıs Türk Elektriği Kurumu'nda yapılan vurgunla asgari ücreti 10.000 TL yapardınız. Ödeyemeyecek olan işletmelerde çalışan asgari ücretliye de her ay 2.000 TL yardım yapardınız. Ve bilirdiniz ki bu yapılan artışla birlikte, çünkü kamu çalışanına %50'ye yakın bir artış yaptınız net eline geçen. Asgari ücretliye de yapmış olsaydınız ne olacaktı bu? Bizim piyasaya, yani gerek kamu çalışanı gerek özel sektör olarak piyasaya aktaracağımız rakam artacaktı. Arttığı zaman ne olacaktı? Esnaf daha çok iş yapacaktı. İşte marketler daha çok iş yapacaktı. Üretici daha çok iş yapacaktı. Malını daha fiyata satacaktı. Bunun olması demek ne demek? Üretimin artması demek olacaktı. Esnafın işinin daha iyiye gitmesi demek olacaktı. Peki ne olacaktı devlet yansıması? Bu esnaf daha fazla mal satarsa, daha fazla satmış olduğu mal için ne yapıyor? Vergi ödeyecek bir. Bununla birlikte ne yapacak? İthalat yapacak. İthalat yaptığı zaman senin gümrük gelirlerin artacak. Daha fazla araba satılacak. Araçlardan elde ettiğin, gerek araç kayıttan gerekse gümrük vergilerinden elde edeceğin gelir artacak. Bununla birlikte tapu harçlarından elde ettiğin gelir artacak. Kira stopajından elde ettiğin gelir artacak da artacak. Dolayısıyla kasana giren para bir sonraki dönem oluşacak olan tahminimce %50'nin altında olmayacaktır. Hayat pahalılığını bir kere de yansıtmanda sana yardımcı olacak. Asgari ücrette artık çok büyük bir rakam gözükmeyecek. Çünkü esnafın işi, yapmış olduğu iş hacmi bir sonraki 6 aya göre büyüyecekti. Ekonomiyi bu dönem içerisinde kademeli olarak büyütecektin. Büyüttüğün zaman da bir sonraki dönem asgari ücreti 10 bin yerine 15 bin yapsan bile hiçbir destek vermeden işletmeler kendi kendini götürebilecekti. Ekonomiyi bu dönem içerisinde şahlandırmak buydu. Fakat sen 8600 lirasına, dün Lefke bölgesindeydim. Bir bakıyorum, asgari ücretin de üzerinde, 8600 değil, 10.000, 10.500 TL. Nerede? Burada Lefkoşa'da bankalarda çalışanlarımız var. Hepsi işi bırakıyor. Çünkü mazot giderlerinden dolayı değil mi? 4.000 TL'sini ben yolda vermem gerekiyor. Toplu taşımada gerekli önlemleri almadın. Yani en azından hayatı ucuzlatacak önlemleri almamanla birlikte bu asgari ücrete veya bu fiyatlara maruz bırakman ne olacak? Ekstra bir işsizlik. Şimdi 8600'ü bile ödeyemeyecek olan işletmeler vardır gerçekten. Peki burada ne oluyor? Bir işçi kıyımla da gidiyor. Bir sürü işçi kayıt dışına atılıyor. Bunlar da denetimi gerekiyor. Kayıt dışının denetimini de yapman gerekiyor. Bununla birlikte yani belli başlı işletmeler daha fazla kazanabilmek için ödeyebilecek durumda olan işletmeler bir de var. Ne yapıyor? 10 kişinin yapacağı işi 7 kişi yaptırmak, angarya çalıştırmak, ek mesai ödememek gibi yanlışlara itiliyor. Burada özel sektörün sendikalılaşmasını da belki bu noktada konuşmak lazım. Yani devletin bunu belki de bir zorunluluk haline getirmesi lazım ama burada özel sektör siyaset ilişkisinde çok kirlenmiş şeylere tanık oluyoruz. Sendikalılaşmanın yanı sıra şunu da soralım ve ikisini birlikte bağlayalım size. Şimdi kamu çalışanları ile her zaman ters düşünmemesi gerektiği, aslında kamu ile özeli birbirine düşman kardeş ilan etmemek gerektiğini konuşuyoruz. Evet. Eyvallah, kabulümüz, ama kamu çalışanlarına yapılacak kesintide hukuki haklarını sendikalarla birlikte arayarak aslında bir hak yedirmeye karşı da ciddi bir duruşla başarılı oldular. Evet. Ama asgari ücretin belirlenmesi konusunda o yasa olmaması nedeniyle hayat pahalılığının altında bir artışı kabul etmek zorunda kalan asgari ücretli oldu. Ve işçi tarafının ağzından çıkan o sözlerde biliyorsunuz çok tartışıldı. Asgari ücretliler vasıfsız insanlara verilir denildi. Belki sözlük anlamı olarak buydu ama bu ülkede hepimiz biliyoruz ki üniversite mezunu, hatta çok daha yüksek lisansını yapmış, iyi eğitimini almış gençlerimiz de asgari ücretle özel sektörde çalışıyorlar. Dolayısıyla büyük tepkiler çekti. Şimdi bir sendikalılaşmayı sorayım size. Niçin özel sektörde sendikalılaşma bunca hükümet dönemlerinde gerçekleştirilemedi? İkincisi, niçin kamuda olduğu gibi özel sektörde de maaş artışları, hayat pahalılığı artışı belirli bir yasayla düzenlenemiyor? Herkes okey diyor. Nerede takılıyoruz? Evet, sendikalılaşma önümüzde olacaktır. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak zaten vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesidir. Mümkün olduğu kadar özellikle sendikalaşmanın önünün açılmasına katkı koymamız gerekmektedir. Durum bunu gösteriyor. Fakat dediğim gibi burada hassas dengeler vardır. Devlet
kamu çalışanına ödeyeceği ve kamuya yapacağı ödemelerde hayat pahalı oranında bir artış yaptı. Fakat özel sektör yapamayacağı gerekçesiyle asgari ücretli yapmadı. Aslında işin özeti buradadır. Devlet %56'yı açıklar. %56 değil, %80 de verebilirdi. Çünkü devlet o parayı ödeyebilir. Ne yapar? Benzine 1 TL daha koyar. Araç kayıttaki işte servis sever harçlarına zam yapar. Elektriğe zam yapar, elektrikten bir fon alır, biriktirir ve bunu kamu maaşlarına yansıtır. Fakat özel sektör, şimdi düşün, bir taraftan devlet, devlette çalışan, devlet kademelerinde, Tarım Bakanlığı'nda çalışan bir tane devlet memuru %56 artışını alabiliyor. Mesela 56 değil nette gelen de, 56 artış alabiliyor. Fakat Tarım Bakanlığı'nın süt fiyatlarını belirlemiş olduğu bir hayvan üreticisi, yani süt üreticisi ne yapıyor? Süt üreticisi yanında çalışana %56 hayat pahalı verebilmek için satmış olduğu sütü %56 oranında daha pahalıya satması gerekecek. Peki oradaki Tarım Bakanı kendi yanında çalışan kamu çalışanına, yani devlet yanında çalıştırdığı kamu çalışanına %56 öderken süte %56 zam yapıyor mu? Yapmıyor. Dolayısıyla orada özel sektördeki fark budur. Yani siz enflasyon ekonomisi uygulamazsanız, ki bence bunu uygulamak gerekiyordu. Çok büyük hatadır. Türkiye Cumhuriyeti'nden belli ki esinlenerek yapılıyor bu. Düşük faiz politikasıyla Türk lirası değer kaybetse bile faizleri artırmamanın bir benzer yanlış uygulaması, enflasyon ekonomisini burada uygulamamasıdır. Enflasyon oranında fiyatlar artacak ama hiçbir zaman halkın alım gücünü, esnafın iş hacmini düşürmeyeceksiniz. Buradan kısıtlamaya giderseniz sistem alt üst edersiniz. Nitekim alt üst oluyor. Üretici üretimden çekiliyor mu? Çekiliyor mu? Süt rekoltesi düşüyor. Süt veren hayvanlar kasaba gidiyor. O yüzden et fiyatları çok yükselmiyor. Sanayi üretiminden çekiliyor. Üretici bir kere daha üretime dönmemek üzere üretimden kaçıyor. O yüzden piyasadaki sebze meyve fiyatları, börülce fiyatları buraya geliyor. Çünkü üretmiyor artık üreticim haklı olarak. Peki esnaf kepenk kapatıyor. Bunun nedeni nedir? İş hacminin düşmesi, piyasada yeteri kadar likidite olmaması. Hatırlıyorsunuz yani 90'lı yıllarda enflasyonun çok yüksek olduğu, dövizin bir yılda ikiye katlandığı, mevduat faizlerinin %100, %120 olduğu, borç faizlerinin %200'e dayandığı dönemler vardı. Ama o dönem içerisinde hatırlayalım. Ya uygulanan bu ekonomiyle evet zamlar oluyordu ama artış da aynı şekilde oluyordu. Enflasyon oranında artışlar piyasaya yansıtılıyordu. Bu şekilde halkın alım gücü düşmüyordu. Yani ben maaşımla o dönemler içerisinde alabildiğimi %100 hayat pahalı olmuş olsa bile bir yıl sonra yine alabiliyordum. Buna benzer bir uygulama bu dönem içerisinde şarttır. Çünkü bundan kısarsanız belli başlı sektörleri kaybedersiniz. Bu ülkede o sektörlerin tekrardan ayağa kalkması kolay değil. Neden? Çünkü ithalata dayalı bir ekonomiyiz. Kolay değil yani bir gidesiniz siz Elif Hanım olarak Güzide bir cadde üzerinde bir kafe açasınız. Oraya 150 bin sterlin bir yatırım yapasınız. Bir yıl boyunca zararına işleyip de o borç orada dursun ve ondan sonra kepenk kapatasınız. Bir kere daha artık ayaklarınızı bulma şansınız yoktur bu ülkede. O yüzden öncelikle üretim, tarımsal üretim, hayvansal üretim, daha sonra sanayi üretimi, belki hep birlikte. Bununla dışında küçük orta büyüklükteki esnaf çok zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor. Bakın bir eczacı bile bugün kepenk kapatmayı düşünebiliyor. Bir eczacı düşünebiliyor musunuz? Yani aldığı belli, verdiği belli diyorsunuz. Fakat o bile kepenk kapatmaya gidebiliyor. Çünkü artık halkımız ilaçtan bile, bırakın temel gıdayı, bir hastalığında ilaç, sağlık giderleri için bile kısıntıya gidebiliyor. Çünkü bu piyasadaki likit sıkıntısına kaynaklanıyor. Bu dönem içerisinde yapılacak olan, devlet gerekirse borçlanacak, 1 milyar TL'yi piyasaya pompaladığı zaman bu ekonomik olarak ispatlanmıştır. Siz 1 milyar TL'yi piyasaya yansıtırsanız o el değiştirmesiyle birlikte bir sürü sektöre can suyu olur ve bu da fazlasıyla orta vadede devlete geri döner. Devlet bundan asla zarar etmez. Ama bunu yapmazsanız piyasayı iyiden paraya sıkarsanız, nakide sıkarsanız olacak olan budur. Geriye dönmesi de çok zor olacak. En büyük tehlike nedir? Artık bizim yerli iş insanlarımız, yerli sermayemiz ki özellikle korumamız gerekiyor bu dönem içerisinde. Ne yapıyor? Küçüldükçe küçülüyor, iş hacimleri küçülüyor, elindeki sermaye eriyip gidiyor ve en büyük risklerden bir tanesi de benim korktuğum, yabancı sermaye ile hiçbir şekilde zaten rekabet edemezdi. Hı hı. Yabancı sermaye esir olabilecek. Yani buradaki bizim Kıbrıslı Türk iş insanlarımızın yaratmış olduğu büyük şirketler yarın öbür gün yurt dışından gelecek olan başka şirketler tarafından çok ucuza, maliyetin bile altında
satın alınıp da el değiştirebilecek en büyük risk de bence budur. Çünkü mutlaka ve mutlaka yerli iş insanımızı da sermayeyi de sermaye sahiplerini de korumamız gerekiyor. Çünkü özel sektörde çalışacak olan, yanında çalıştıracak olan yine özel sektördür. Ve ben yarın öbür gün hakkaniyetli bir şekilde gelip de 10.000 TL, 12.000 TL asgari ücreti belirlerken belki de onu ödeyecek olan da özel sektördür. Dolayısıyla onları da belli bir yerde tutmam gerekiyor. Aksi takdirde bunların da el değiştirmesi bizim hiç ama hiçbir şekilde karımıza olmaz. Bunu gördük. Yani elektrikte pahalılığın esas nedeni, en büyük nedenlerinden bir tanesi Aksa'nın bu ülkedeki varlığıdır. Peki Aksa bu ülkeye ne yatırım yaptı? Getirdi 50 milyon dolarlık makine yatırımını yaptı. 50 milyon doları karşısında 15 yılda 350 milyon doları alıp gidecek. Bu ülkeye herhangi bir yatırım var mı? Aksa'da tek Kalecik'te çalışanlar dışında başka bir istihdam var mı? Yok. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gerekiyor. Yerli sermayeyi buradaki iş gücünü barındıran, özellikle yerli istihdama destek veren yerli sermayeyi de burada korumamız gerekiyor. Bir boyutu da budur. O yüzden ekonomi yönetiminde hata yapma lüksü hükümetin yoktur. Fakat doğru yaptığı bir şey de yoktur. Bugüne kadar getirmiş olduğu nokta bizi budur. Bununla birlikte yüz kızartıcı suçlar işleyerek ve bunun bedelini de utanmadan bir sonraki ay halka yükleyerek. Kabul edilemez bu. Yani 0-250 kWh arasında elektrik tüketen dar gelirli, zar zor bu ülkede ayakta durmaya çalışan dar gelirli vatandaşa dönüp de %65 zam mı yapacaksın ya? Ve benim 1000 kWh üzerinde tükettiğim elektriği, gazinonun tüketmiş olduğu, gazinoların tüketmiş olduğu elektrikten daha pahalı mı yapacaksın sen? Ben han halkıyım, o gazete. O bir gazino. Hakkaniyetli bir tutum yok bu. Yok. Elektrik açısından, ekonomik açıdan. Bir de diğer bir açıya bakalım isterseniz zamanımız ilerlerken. Tabii. Şimdi mecliste, komitede zannederim bekletilen de bir konu. Bunun üstünde de büyük tartışmalar düşüyor. Ticaret konusunda dışarıdan sermayenin gelmesinden bahsediyoruz. Evet. Aynı zamanda toprak konusuna biraz değinmek istiyorum. Emlak konusunda da malumunuz emlak fiyatları o kadar bir yükseldi ki ev sahibi olmayı bırakın kiralar bile ödenemeyecek noktada. Ev dışarıdan ev satın alımlarındaki o kotanın yükseltilmesi. Şu anda meclis komitesinde beklemede tartışılıyor diye biliyorum. Sadece biz sermayeyi satmıyoruz. Biz aynı zamanda toprağı da ki buna bakış açınızı öğrenmek istiyorum. Geçmesi gereken bir şey midir komiteden meclisin bu noktada CTP'nin tutumu nedir daha doğrusu? Emlak alımında yabancı uyruklulara emlak satışının kotasının yükseltilmesi ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sağlayacaktır günün sonunda ülke adına? Öncelikle kişisel görüşümü açıklamam gerekiyor. Parti son halini tartışabilmesi için hükümetin getirmiş olduğu yasada hemfikir olması gerekiyor. Hükümet bugün kendi içerisinde ikiye bölmüş. Olsun mu olmasın mı diye. Komitede de buna tanık olduk. Komite tutanaklarına da girdi. Yani hemfikir değil. Gelen yasa tasarısıyla komitede yapılmaya çalışan, yani 3-4 parçalı bir grup var Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinde. Hayır daha fazla satalım. Hayır hiç satmaydım. Olduğu gibi bırakalım. Biraz iyileştirme yapalım. İşte başka birlikler geliyor, taraflar geliyor, emlakçılar birliği geliyor. Hepsini açın, hepsini satalım. Diyebiliyor belli başlı gruplar. Tam ismini vermeyeyim, hatırlamıyor olabilirim. Hukuk komitesinde görüşülüyordu. Misafir milletvekili olarak gitmiştim oraya. Kişisel kanaatim durdurulması gerekiyor. Yabancıya mal satışının bu ülkede olmaması gerekiyor veya çok zor, çok ağır şartlarla sınırlandırılması gerekiyor. Neden? Bu ülkede emlak fiyatları belli başlı ülkelere nazaran çok düşük fiyatlarda seyrediyor. Yani siz bu ülkeyi olduğu gibi satacak olursanız hep bütün ülkeyi satın alabilecek bir sermayedar çıkabilir. Çıkamaz mı? Bu ülkeyi metrekare metrekare satışa çıkarın. Kuşkusuz. Alabilecek birisi vardır. Eğer satacaksınız. Bu kabul edilebilir değil. O yüzden tabii ki yapılacak olan sadece konut, apartman dairesi, daire satışıydı. Fakat bunun da açılması planlanmaktaydı. Ben burada açıkçası karşıyım. Çünkü bu ne oluyor? Yabancı sermaye ile. Şimdi ben bir kamu çalışanıysam, kamu çalışanıyken benim bir emlak edinme, bir ev edinme hakkım yok mu? Anayasal hakkımdır benim. Anayasal hakkımdır. Fakat sen dışarıdan sermaye getirdiğin zaman, normalde 30 bin, 40 bin sterline satılabilecek bir apartman dairesi. Bu arz talep meselesidir. Sen bu kapıyı açarsan, yurt dışındaki zenginleri, sermaye sahiplerini ülkeye çağırdığın zaman 30 bin, 40 bin sterlinlik ev ne olur? 100 bin, 150 bin olur. Peki ben Kıbrıs Türk halkı olarak
yaşamımı burada yaşamak zorundayım. Benim başka bir yurdum yoktur. Benim başka bir ülkem yoktur. Benim başka bir toprağım yoktur. Ben burada normalde 30-40 bin isterimle satmanabileceğim bir evi sen siyaseten bu kapıyı araladın, güçlü sermayedarları bu ülkeye çağırdın diye konut fiyatlarını bu fiyata almak zorunda mıyım? Yok değilim. Dolayısıyla bu birinci bacağı bir sürü noktada ben kişisel fikrim karşıyım. Mümkün olduğu kadar da sınırlandırılması gerekiyor. Önceliğimiz bu ülkede yaşayan, yeni ev kuran, yeni evlenen çiftlerin özellikle bu ülkede tutunabilmesi için bir ev sahibi olabilecek noktada olması gerekiyor. Gördük. Bir sürü köyde geldi yabancı sermaye avukatlar üzerinden 7 emin belgesiyle mal satın aldı. Normalde dönümü 3000-5000 sterlin olan tarlaların fiyatları bir anda 50-60 bin sterlin oldu. Gerçekten ihtiyacı olan, üretim yaparak bu ülkede tutunmak isteyen tarımcımız, hayvancımız o bölgeden arazi alamadı örneğin. Dolayısıyla bu fiyatları yükselten bir başlıktır. Ben buradan bakıyorum özellikle. Bir de yani Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması için mümkün olduğu kadar bu toplumun söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı sermaye açtığınız zaman yani Güney Kıbrıs Rum kesimi bunu yaptı. Memnun mu? Değil. Nasıl kurtulacak, nasıl geri döndürecek? Bugün itibariyle ona bakıyor. Dünyada çok kötü örnekleri vardır. Yıkılan, kaybolan, haritadan silinen ülkeler vardır bu yüzden, toprak satışları yüzünden. O yüzden ben buna açıkçası kişisel olarak olumlu karşıyım. Olumlu bakmıyorsunuz. Çünkü o sermayeyle yarışabilecek bir mevduat sahibi bu ülkede yoktur. Her zaman bizi ezip geçerler. Ben sadece tabii ki emlak sektöründe değil, bir sürü konuda da yabancı sermayenin belli başlı sektörlere girmesine karşıyım. Örneğin market zincirlerinde. Şimdi ben dünya devi market şirketlerini buraya çağırdığım zaman belli bir süre, bir yıl iki yıl boyunca çok daha uygun fiyatlara, çok daha merkezi konumlarda ne yapabilirim? Onlara iş imkanı açabilirim. Bir iki yıl boyunca fiyatlar düşük olur. Fakat ne olur? Benim bu ülkemdeki bütün marketçilerimi iflas ettiririm. Tekelleştiririm. Tekelleştirme de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konjektüründe pahalılıktan başka bir şey değildir. Avrupa Birliği de belli başlı konularda evet özelleştirmenin önünü açın, rekabet olsun diyor. Fakat bu gibi küçük ülkelerde özelleştirmelerden sakının, mümkün olduğu kadar gerekli tedbirleri devlet bünyesinde alın ve belli başlı sektörleri devletin elinde tutun, kontrol olsun, denetimi olsun diyor. O yüzden yani bu işte Avrupa Birliği mentalitesine de aykırı bir şey değildir. Küçük ülkelerde rekabetin olmadığı bir ülkede ne olur? Yani özel yabancı sermayenin gelmesi pahalılıktan başka bir şey getirmez. Çünkü gelecek olan da bir kar için gelmek isteyecek. O yüzden buraya dikkat. Ama olabilir. Yani eğer bir ekonomik dışarıdan bir para girişin sağlanmasıysa amaç, bu toprak satarak veya bu koçan vererek olmaz. Örneğin ne yaparsınız? 19 yılına kiralama düşünebilir. Buna karşı değilim. Yabancılara örneğin uzun vadeli kiralama leasingle yapılabilir. Yani fakat alternatif yollar geliştirerek başka bir çözüm yolu bulabiliriz. Hayır yani en büyük emperyalist güçler bile bunu böyle yapabiliyor. Yani 49 yılına kiralıyor. Toprak vermiyor, koçan vermiyor. Doğru olan da bu. Doğru olan bu. Doğru olan bu. Peki biz yabancı sermayeyi konuşuyoruz, yabancı yatırımcıyı konuşuyoruz, yabancı toprak alımını konuşuyoruz ama bu hayat pahalılığında ve bu hayat şartlarında dün İstatistik Kurumu'nun henüz açıklanmamış fakat öngörülen evet, verilerine dayanarak baktığımız zaman Güney Kıbrıs'ta çalışmaya gidecek olan işçi sayısının rakamlarında geçmiş yıllara göre iki katı yükseliş olması bekleniyor. Net rakamlar değil, açıklanmadı İstatistik Kurumu. Biz dışarıdan bu sermayeyi, bu toprak alımını getirirken aslında kendi beynimizi, kendi yetiştirdiğimiz gençlerimizi en üretken, en verimli, en güzel çağlarında da dış ülkelere yolluyoruz. En yakını Güney Kıbrıs, evet. Avrupa'ya göç söz konusu. Son sorun bu olacak. Bunu değerlendirelim. Sermayeyi içimize, gençlerimizi dışarı veriyoruz tabiri caizse. Bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle bu dönemde çok kötü oluyor. Yani her yerden sokakta olmaya özen gösteriyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu dönem içerisinde halkımızı dinlemek ve aslında moral motivasyonlarını da kırmamak gerekiyor. Çünkü muhalefet olarak ağır eleştiriler yapıyoruz. Çözüm önerilerimizi sunsak bile yeterince anlaşılmayabilir. O yüzden yani iş işten geçmiş gibi duruyor bu ülke içerisinde. Öyle olmadığını da halka göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla halkın içerisinde olup umutla pompalamak durumundayız. Bu dönem içerisinde böyle bir pozisyonda bile. Fakat Elif Hanım her yerde ama her yerde Lefke bölgesinin Tuzla Dipkarpaz'a kadar kaçabilecek olan, gidebilecek olan herkes
bu ülkeden deyim yerine ise gitmeye çalışıyor, bir yol arıyor, bir iş bakıyor. Hiç bu kadar kötü maalesef olmamıştı. Döndürebilecek miyiz? Kolay olmayacak. Tabii ki bu ülkenin nedir? Yani en büyük sermayesi bence denizi, kumu güzeldir, havası, coğrafyası, toprağı güzeldir, ürünleri lezzetlidir ama en pazarlanması gereken en büyük değeri bence bu ülkedeki huzurdur. Gidecek olan gençlerimiz eminim. O huzuru, o tatlı huzuru gidecekleri yerlerde bulamayacaklardır ve her zaman gözleri buralarda olacaktır. Kendi ülkelerinde olacaktır. Yani gidenleri de bir şekilde geri çağırmamız gerekiyor. Daha önce kaçırdıklarımızı bile. Çünkü bu bir beyin göçüdür. Beyin göçü olduğu zaman ne oluyor? Yani sen kim gider daha fazla yurt dışına? Özellikle belli başlı konularda kendini geliştirmişse ve bu ülkede kazanabileceğin çok daha fazla katını kazanabilecek insanlar öncelikli olarak gidiyor. Ama bizim bu insanlara özellikle ve özellikle ihtiyacımız vardır. Çünkü bu ülkede üreteceksek beyin göçü özellikle üzerinde durulması gereken bir başlıktır. Bunu engellememiz gerekiyor. Onlar gittiği zaman biz yurt dışından belki de çok daha yüksek maliyetlere o beyinleri buraya çağırmamız gerekebilecek. Fakat hiç olmadığı kadar kötü bir durumdadır. Bir sürü katılmış olduğum programda bu pandemi dönemi içerisinde bir tabir kullanmıştım. Savaş sonrası bir enkaza benzettiler ülkeyi. Ve maalesef bugün onun getirmiş olduğu durumla yüzleşmek zorundayız siyaset olarak. Gerçekten savaş sonrası bir enkazda ne olur? İnsanları, o ülkenin insanları o topraklarını bırakır, o evlerini bırakır ve kendilerine başka bir yurt arar. Tam anlamıyla buraya getirmiş işlerdir. Savaş sonrası bir enkazdır bu ki artık bu ülkede bu ülkede yaşanamaz algısı yerleşmiştir gençlerimizin arasında ve kendilerine gidecek başka ülkeler arıyor. Fakat dediğim gibi iş işten geçmemiştir. Kısa bir sorunların hepsini değil tabii ki. Bu kısmı manşet olmuştu. O yüzden bayağı da eleştiri almıştım sosyal medyadan. Hepsi değil belki ama sorunlarımızın çok büyük bir kısmı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tek başına iktidarında çözülebilecek sorunlardır. Hepsi demiyorum tekrardan. Büyük bir kısmı. O yüzden umudumuzu yitirmeyeceğiz. Ve eminim halkımız gerekli siyasi dönüşümü sağlayacaktır. Ve bu ülkemizi bu enkazın altından tekrardan inşa etmemiz, edeceğimiz günler yakındadır diye. Erken seçimi öngörüyorsunuz. Tabii ki tabii çok gitmez. Ne kadar süre veriyorsunuz? Yani büyük ihtimalle 2023'ün ilk aylarında bir seçim bizi bekliyor. Yani gibi. Güneyde, Türkiye'de burada da bir seçim sinyali alabiliriz gibi mi? Tabii 2023'te? Şimdi zaten Elif Hanım eğer meclis açılıp olmuş olsaydı, mecliste biz bu eleştirileri, bu muhalefeti yapmış olsaydık hükümet zaten yıkılmıştı. Bir bakın yani neler yaşandı. Mecliste dile getiremediğimiz neler yaşandı ki gerçekten etkin denetim de bu tatilde olduğu zaman da kolay değil. Çünkü yakalıyorsunuz bakanı kürsüde, bir soru soruyorsunuz, cevap vermek zorundadır. Hadi bir soruya cevap vermedi, hadi iki kaçamak cevap verdi. Artık onu basın, medya, kamuoyu dövmeye başlıyor. Dolayısıyla sormuş olduğunuz sorulara hızlı cevap alabileceğiniz ve etkin denetim yapabileceğiniz bir fırsat tanıyor size meclis açık olması. Eğer zaten meclis açık olmuş olsaydı biz bu derme çatma gayrimeşru hükümeti çoktan devirmiştik. Fakat böyle denk geldi. Bakalım. Bakalım bundan sonrasında neler bekliyor? Havara sıcak, gündem sıcak. Çok teşekkür ediyorum efendim, geldiğiniz için. Evet değerli izleyenler, manşeti burada kapatıyoruz. Zira süremiz bu kadar, konuşacak o kadar şey var ki yarın devam edeceğiz. Yarın yeni bir konukla sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın. Teşekkür ettim.